Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh. Bu sahabi celil kişi sorashi mümkün bo'lgan hamma sharafga, kişi yetiş mümkün bo'lgan hamma bir oliy darajalarga yetgan ulug' sahobalardan. Chunki bu zotga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sahoba bo'lishlik baxti muyassar bo'ldi. Vaholanki tug'ilishligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgandan keyin bu kishi tug'ildi va go'dak bolaligida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni sahobalar qatoriga kirdi. Bu zot payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga urug'chilik aloqasi borligi bilan ham bir sharaf keldi. Chunki Abdulloh ibn Abbos payg'ambarimizning amakisi Abbosning o'g'li edi. Payg'ambarimizga amakivatcha bo'lar edi. Taqvo cho'qqisi bu kishiga muyassar bo'ldi. Kunduzlari ro'zador, tunlari qiyomlar turgan kishi edi. Sahalarda istifor etadigan, tunlarida Alloh taolodan qo'rqib ko'z yosh to'kadigan sahobalardan edi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu bu ummatning rabboniy olimlaridan bo'ldi. Allohning kitobini eng biluvchi bo'lgan kishi, dinni eng zo'r tushungan va boshqa bir islomiy diniy bilimlarni mukammal bilgan kishilardan edi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu hijratdan 3 yil avval dunyoga keldi. Tug'ilgan paytda onasi ko'tarib kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga olib keldi. Va payg'ambarimiz ana shu arablarda odatiga ko'ra o'zini muborak pokiza so'lagidan olib turib, og'ziga solib tomog'ini ko'tarib qo'ydi. Og'ziga birinchi tushgan narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'lagi bo'ldi. Bu bilan ilm, hikmat kirdi bu kishining og'ziga. Hali onasini emmasdan turib, payg'ambarimizning so'lagi bu kishining og'ziga tushgan birinchi narsa bo'ldi. ...13 yaş bo'lgan paytga qaramasdan Abdulloh ibn Abbos Qur'onni mukammal yodlagan kishilardan bo'ldi. Va ummati Muhammadga 1660 ta hadis rivoyat qildi. Buxoriy va Muslim muttafaqun alayh bo'lgan sahih deb atalgan kitoblarida 1660 ta hadisni rivoyat qilib berdi. Mana shu payg'ambarimizga so'lagi kishining og'ziga tushligi bilan unga hikmat va ilm ato etilindi. Alloh taolo Qur'onda وَمَا يُؤْتَ الْحِكِمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kimga Alloh taolo hikmatni bergan bo'lsa, bu kishiga büyük, katta yaxshilik ato etilibdi. Bu Hoshimiy yigit Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir o'zini bir aqlini, o'zini bir boshqarishga yoshi yetgan zahotiyo payg'ambarimizga hamroh bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tahorat qilsa suv olib berar edi, namoz o'sa orqasida turar edi, safarga chiqadigan bo'lsa doim Rasululloh orqasida uch qashib yurar edi. Rasulullohga doim uch qashib otda yurardi. Mashhur hadis. Agar so'rasangiz Allohdan so'rang, suyansangiz Allohga suyaning degan mashhur hadis. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Abbosni otda orqasiga uch qashib olib aytgan mashhur hadis edi. Bu zot payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'lankasida yuziga yetishib yuradigan bo'ldi. Qayerda bo'lsa Rasululloh bilan birga bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida namozga turdi. Namozga turmoqchi bo'lganda suv olib kelib berdi. O'zi aytadi, Rasulga tahoratga suvni berdim. So'ng Rasulloh namoz o'qiyotib turib, ishora qildi. Yon boshimga turing dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyrug'i yilab deb bordi, lekin orqasiga turdi. Namoz o'qib bo'lgandan keyin, "Ey Abdulloh" dedi, "Nimaga yon boshimga turishlikdan turishlikdan o'rniga orqaga o'tdingiz?" dedi. Parvardigor Rasululloh dedi, "Siz meni ko'zimda shunday bir buyuksizki, sizni yon boshda turishlikdan men hayo qilaman" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Parvardigoro bunga hikmatni ado etgin deb duo qildi. Alloh taolo duosini ijobat qildi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'lankasi bo'ldi deb aytdik. Bir majlisda 10 yashar, 11 yashar bola payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ng tomonda o'tirardi va sahobalar davra qurib o'tirgandi payg'ambarimiz atrofida. Rasulullohga sut olib kelindi yoki bir ichiladigan ichimlik olib kelgan paytda Rasululloh ichdi va yon boshidagi yigitga qarab turib, o'ng tomondan ichishlik bu sunnat, o'ng tomonga berishlik. Shunday qarab turib, bu yoqdagi kishilarga shu suvni mendan keyin ichishlikka ruxsat berasizmi navbatingiz desa, aqlli qarang, farosatli qarang, sizdan keyingi o'rinda ichishlik sharafini birovga bermayman, menga bering dedi. İşte davom etkizib oldi. Ya'ni yosh bo'lishiga qaramasdan bu kishi hakim, hikmat egalaridan bo'lgan kishilardan. Sahobalar Muaviyat ibn Abi Sufyon bilan
Ali ibn Abi Talib ortasında nizo bo'ldi ve musulmonlar bir tarafı Ali tomonda, bir tarafı Muaviya tomonda tarafkashlik qilib bo'linib qoldi. Shunda bir top odamlar 20 mingdan oshiroq bo'lgan kishilar Ali'ye qarshi bo'lgan holda Ali'ni ziddiga qarshi turar edi. Shunda Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu Ali roziyallohu anhuga kelib aytadiki, "Ey Amir al-Mu'minin, ruxsat bersiz, men ular bilan borib gaplashsam sizga qarshi turganlar bilan." Ya'ni bu kishining qanchalik Qur'onni, dinni qanchalik yaxshi tushunganligi bitta dalil. Bu kishi Xabrul Umma, ummatning olimi, ummatning ibrati deyiladi. Sizga bir yomon yetkizib qo'yishmasmikin deb qo'rqaman dedi Ali roziyallohu anhu. Abdulloh ibn Abbos, "Inshaalloh yomon yetkizishmaydi" dedi. Ularning oldiga bordi. Va ularni oldiga borib kirib gaplashmoqchi bo'lganda, "Ey Abbosning o'g'li, ya Rasulullohning amakisi, xush kelibsiz" deydi. Ba'zilari, "Bu bilan gaplashmanglar, bu Ali'ni talabini olgani keldi" deb aytishdi. Lekin Abdulloh ibn Abbosga ko'pchilik suhbatlashishga rozi bo'ldi, kirdi. Abdulloh ibn Abbos ana shu Ali'dan norozi bo'lib turgan toifaga, "Nimaga sizlar Rasulullohning kuyoviga qarshi chiqyapsizlar? Ali'ni nimasiga norozisizlar?" dedi. Ular ichki 3 ishidan norozimiz. Nima ular? Birinchisi, o'zini ishini hal qilishlikni odamlarga topshirib qo'ydi. Ikkinchisi, Oyishaga va Muaviyaga qarshi urushdida ularni yengandan keyin o'lja olmadi. Uchinchidan, o'zini ustidan Amir al-Mu'minin degan nom doptashadi dedi. Shu 3 aybiga biz Ali'dan norozimiz deydi. Abdulloh ibn Abbos, "Agar men sizlarga Allohning kitobidan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlaridan keltirsam, Ali'ni qilgan ishini to'g'riligiga fikrlardan qaytasizlarmi?" dedi. Ular ham deb javob berishdi. "Sizlarni Ali roziyallohu anhu va Muaviya ibn Abu Sufyon o'rtasida tortishuv bo'lib qolgan paytda sahobalardan Abu Musa Ash'ari Ali roziyallohu anhu tomonidan vakil bo'ldi. Amr ibn As, Daholardan, Muaviya ibn Abu Sufyon tomonidan vakil bo'ldi. Ya'ni ikkala sahobiy, ikkala ulug' sahobiy, shu paytda Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu xalifa edi. Odamlar unga bay'at bergan edi. Shu ikki tomon talashib qolgan paytda musulmonlarning ishini hal qilishlikni Ali tomonidan Abu Musa Ash'ari hal qildi. Amr ibn As, Muaviya ibn Abu Sufyon tomonidan vakil bo'ldi. Ikkala sahoba kirdi, ikkita odamni vakili bo'ldi. Mana Amr ibn As'ning qissasini gaplashganimizda daho bo'lgan deb aytdik. Nihoyatda bir ustakor odam bo'lgan dedik. Abu Musoga Amr ibn As aytdi, ya'ni musulmonlar ishini hal qilish ikkamizni qo'limizda qoldi. Ke, musulmonlarga o'ziga tashab qo'ylik, o'zlari xalifani saylab olsin dedi. Abu Musa sodda odam edi. To'g'ri odam edi. Amr ibn As ustakor daholardan edi. "Nima taklif qilasan ey Amir?" dedi. Aytdiki, "Hozir chiqamiz" dedi. "Sen ham men ham o'zimizni amirimizni ishdan oldik deb e'lon qilamiz. Xalq o'zi saylab olsin." Abu Musa bu gapga xo'p deydi. Amr ibn As, Abu Musa Ash'ari tashqariga chiqishadi. Xalq to'planib turgan paytda, "Ey Abu Musa, gapir" dedi Amr. Shunda Abu Musa Ash'ari aytadiki, "Men" dedi. "O'zim boshlig'im Ali ibn Abi Talibni ishdan oldim" dedi. Musulmonlar o'zlari saylab olishligi uchun. "Endi sen ayt" dedi. Amr ibn As aytdiki, "Bu" dedi, "o'zini amirini ishdan oldi, men amirimni ishdan olmadim" dedi. Hila qildi. Shu bilan Muaviya ibn Abu Sufyon qoldi dedi. Mana shu narsadan norozi bo'lib, o'zini ustidan Amir al-Mu'minin degan so'zdi. O'zini ishini ikkita odamga topshirib qo'ydi deb. Shundan norozi bo'lishdi. Shunga Abdulloh ibn Abbos Qur'ondan o'qib aytayaptiki, "Ey iymon keltirganlar, sizlar hurum holatda, haram hududida ov qilmanglar. Agar sizlardan bir kishi qasddan ovni ovlagan bo'lsa, mana shu o'ldirganchalik jonivorni fidyasini, jazasini to'laydi va mana shu to'layotgan paytda ikkita adolatli odam hakam bo'lib tursin" dedi. Shu oyatni o'qib turib, qiymati 4 dirham bo'lgan quyonni pulini to'lashlikda ikkita odam guvoh bo'lishi kerak bo'lsa, nohaqdan to'kilgan hayvonda qonini hal qilish kerak bo'lgan ikkita odamni guvoh qilinglar deyotgan Alloh, odamlarda musulmonlarda qoni hal bo'layotganda ikkita odamni guvoh qilishlik to'g'riroq emasmi dedi. Tushuntira oladimmi? Quyonning ishini hal qilishiga ikkita odam guvoh qildiyapti. Ha bu quyon emas, odamlarda musulmonlarda qonusida nimaga ikkita odam hakam bo'lmaydi dedi. Qoniqdinglarmi javobdan dedi. Qoniqdik dedi. Ikkinchisi
Muaviye ve Ayşe'ye karşı Ali cenk kıldı ve onlarına asir olmadı dediler. Sırar ne mi? Sırardı peygamberilerde ayolu, sırardı onaylarda asır alışılık kere miydi? Ayollar asır tutsa sabaya deyildi. Büyüm katarda işletilinirdi. Mülk buladı. Onaylarda asır kılıp mülk katarda padanışı alıyorsalar mı? Eğer hadisiyle kafir bulasılar dedi. Ali radıyallahu anh'u Ayşe anamızı bir kolu gibi ötkenden keyin ayol kişilerge erkek kişi görünüşüdeki kiyimdeki gizip özünü yüge karab cönet oryan buladı buradalar. Beni erkeğe de alacak koşup cönet vardı o Ayşe anamızı şöyle bir gazap kıyandı o sakşı kalıp alıp getirirkenler erkek kişinin kiyimini kiyen ayollara da. Ali radıyallahu anh'ı da hikmetiydi. Asır onadı onlar da koyu var deken gepilerge kesik. Eğer onaylarda asır alışıyı kesiler razı bozuyorlar sılar kafir bulasılardı. İkinci kıyken işlerden konuk değiller mi dedi. İkinci işlerden konuk değil dedi. Ama üçüncü söz değiller. Özünü Amiral Muminin degen namını özü uçurtup taşar degen söz değiller kesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye sulhıda müşriler bilen sulh tüzeyken de bu sulh Muhammed Resulullah bilen Kureyş ortasında tüzül yaptı degen sözde Suhayr ibn Amr'a eşittirip eğer seni biz Resulullah deyince şengenimizde sen bana uğruşmaz dedik. Resulullah diye uçurduyken. Resulullah özünün namını uçurtırken. Şimdi Ali, Amiral Muminin deyken nasıl aptaşırken olsa namaz geçerler nasıllardı. Üçüncü davaylara konu kalıcı cevabı oldu mu dedi. Ha dedi. Yigime törmüyor adamdan yigimemeyi Ali tarafı gördü. Törmüyor ana şu özünün özelliği de kaldı. Bu kişinin her bitti oranca Kur'an'dan, ayetten, Peygamberimizin hayatında misal bir kertleri belirtti ki bu kişinin ülke katta ilime gelseyken ilgi bitti işareydi. Zayd ibn-i Sabit r.a. Peygamber s.a.v. vahiy katıblardan idi. Kur'an yazadığı kişilerden idi. Fikhte, kıraatte, faraizde bir alimlerden idi. Künlerde biri de atını bineyken de Abdullah ibn Abbas şunu atını yüyenin uşak atını tutuverdi de ya Resulullah'ın emekçisinin oğlu onu yıkmayın dedi. Abdullah ibn Abbas biz alimlerde şunu diye hürmet kılıçdık ki büyürülüyemiz dedi. Attan çüştürüp Zeyd'in de sahibi dedi ki kol izi vereyim dedi. Yaşı balaydı. Kolunu öptürüp biz Resulullah'ın hanedanından bugün kişilerine şunu diye hürmet kılıçdık ki büyürülüyemiz dedi. Uyam oğlum, buyam oğlum. Sınırlı, kemterlik, muamelerini göreyim birbirine nispeten. Biz de kalmaz. Tıpta sünnetli olsa karak yok bakan, aldı götü hürmeti imam götü koysa mullu yok bakan, bu ayı gel vermeydi. Habrul umme bakan kişiler, sınır bakan, birbirine muamele şimdi bir kemterliği bulan bakan. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'u ilim talabı da en peşkadem ilim kuygen kişilerden idi. Tabiinlerden bakan Masruk ibn Ajda aytadı. Abdullah ibn Abbas görsem adamlarda en çıralıyı da bayt aradım. Eğer o yapırsa lütf sözlerse en fasahatlı kişi derdim. Eğer suhbetlaşı otursan adamlarda en bilimdandı bilerdim. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'u Allah bergen ilim bir kemal derecesi yetken payette bu kişinin üye Müslümanlarının camiyesi üniversiteye geldi. Ha camiye geldi. Bizim zamanımızdaki üniversitelerde bir kança onlarca muallimler işlese Abdullah ibn Abbas'ın medresesi de bitti ustaz bu arada. Sahabalardan bir rivayet kıladı. Abdullah ibn Abbas'ın üyüge baradığı yöreğinde adamlar torba oturduğunu yeni gördüm. Kuraş Yunus'un özürlüğüne fakirlense bu arada. Adamlar yollarda, yöreklerde oturup toplanıp oturdu. Kiriştiydi imkanı bu masada. Abdullah ibn Abbas'ın aldığı kirdim. Adamlar toprağını kütkenliğine ettim. Taharat kıldı. Sonra çıkıp onların içi de Kur'an hakkı da, tecvid hakkı da, onun harfler hakkı da sormak için bugün adamlar kirsin dedi. Kirişti, hücren tolgızıştı. Onlar sualık verişti, Abdullah Abbas cevap verdi. Ziyadeliği bile düşündürdü de, sonra endi çıkıyorlar, braderler yol veriyorlar. Çıkıp geçişti. Sonra çıkıp ayetin, kim endi Kur'an tafsiriden, tavilinden bilmek için olsa onlar kirsin dedi. Yani bir top adam kirdi, yüzde dolu kızıştı. Saval soruştu, cevap da alıştı, ziyada cevap da aldı, çıkıp yetişti. Sonra çıkıp ayetin. Halal ve haramdan, fikhten bilmek için adamla kirsin dedi. Yine hanatı oldu. Her bitti,
bilimni bilishlikka xohlagan kishilarni alohida alohida chaqirib ularga dars berardi. Faroiz haqida, uning hukmlari haqida bilmoqchi bo'lganlar kelsin dedi. Ular keldi, ular ilm o'rganib chiqib ketdi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu arabiy til haqida, she'r haqida, arablarning g'arib kalimalari haqida bilmoqchi bo'lganlar kelsin dedi. Ularga dars berdi. Quraysh mana shu narsamiz bilan faxrlansa bo'ladigan, chunki bitta kishining o'zida islomni tamomiy bilimi jamlangan edi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu mana shu ilmlarni kunga bo'lib qo'ygan edi. Bir kun bor edi, bu kunda faqat tafsir haqida javob berardi. Ertasi kuni kunda faqat fiqh haqida javob berardi. Keyingisida Rasulullohning jihodlari haqida javob berardi. Keyingi kunda she'r haqida, keyingi kunda arab tili haqida va har bir kunida alohida-alohida ilm bo'lib qo'ygan kunlarda. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu yosh bo'lishiga qaramasdan xulofolarni maslahatchilardan biri edi. Sahobalar Abdulloh ibn Abbosga chigal masalalar bo'lib qolgan paytda, o'zlari javob topa olmay qolgan paytda chaqirishardi va u kishidan javoblarni eshitardi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu yoniga olib o'tirganida katta kibor sahobalar malomat qilishdi. Bu yosh bilan nima biz oramizda olib o'tirsan? Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bu kishini manzilatini bildirib qo'yishi uchun idaja anasrullohi val fath oyat haqida nima deysizlar dedi. Qachonki Alloh taoloning madadi nusrati kelsa, odamlarda dinga to'p-to'p bo'lib kirayotganini ko'rsangiz, Allohga tasbih ayting, istig'for ating, albatta Alloh tavbalarni qabul qilgan bo'lgan zot. Nima deysizlar shu oyat haqida dedi. Ha, Allohning g'alabasi kelganda odamlar dinga to'p-to'p kiradi, shunda istig'forga buyuryapti deb hammasi bir javob aytganda ey Abdulloh, siz nima deysizganda bu Rasulullohning vafotiga ishora edi dedi. Chunki Rasululloh odamlar dinga to'p-to'p bo'lib kelayotganda sizni dunyoda qiladigan ishingiz qolmadi degan o'limidan bashorat. 80 kundan keyin vafot qildi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ko'rdinglarmi dedi. Abdulloh ibn Abbosning manzilati sahobalarning huzurida shunday bir ulug' edi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu odamlarga va'z qilishlikda ham mashhur kishilardan edi. Bu kishining nasihatlaridan ey gunoh qilib yurgan gunohkor banda, gunohingni oqibatidan xotirjam bo'lmagin. Chunki seni qilgan gunohingdan xotirjam bo'lishliging qilgan gunohingdan ko'ra og'irroq bo'lgan gunoh. O'ng tomon, chap tomoningdagi farishtalardan hayo qilmayotganliging qilgan gunohingdan ko'ra og'irroq bo'lgan narsa. Gunohni qilib qo'yib turib kulishliging gunohni o'zini qilishdan ko'ra og'irroq bo'lgan narsa. Qilgan gunohing bilan o'zingni muzaffar sezishliging qilgan gunohingdan buyukroq narsa. Gunohni qila olmay qolishingga g'am qilishliging gunoh qilishingdan og'irroq bo'lgan narsa. Va ya sohibat zambi atadri ma kana zambu ayyub alayhisalam hina ibtala hazza va jal bi jasadihi va malihi. Ey gunoh qilib yurgan kimsa, Ayyub alayhissalomga Alloh musibat berdi, balo berdi. Bilasanmi nimaga? Bir zulm ko'rgan miskin undan yordam so'raganda indamasdan o'tib ketgan edi. Zulm qilmagan bunga. Zulm ko'rgan odam yordam so'raganda labbe deb javob bermagan uchun Alloh taolo shunday balolar berdi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu insonlarning ichida eng go'zallardan bo'lganligi, ularning bir ochiq yuzliligi va tunlarda yig'lab mana shu ko'zlar yoshlarini izlari ko'ziga yuzlarga chiqib qolganligi u kishini qanday bir taqvodor bo'lgan ekanligiga bir kifoya qiladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mana davrida aytdik, mana maslahatchi bo'ldi, 71 ga kirib o'ldi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu vafot qilgan paytda u kishini janozasini Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu Alining o'g'li Muhammad o'qidi. Va sahobalar bu kishini qabrini kavladilar, tobiinlar qabriga qo'ydilar va mana shunday bir janoza tayyorlanib turgan paytda shunday bir ovoz keldi. Rivoyatlarda bir ovoz keldiki, ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila robbiki radiyatan marziya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ey xotirjam nafs, ey mutmainna nafs, parvardigoringizni huzuriga rozi bo'lingan holda,
sizden ham rozi bo'lingan holda keling, meni bandalarim qatoriga keling, meni jannatimga keling degan ovoz keldi. Bu ovozni qayerdan kelgan hech kim bilmadi. Ba'zi rivoyatlarda bir oq nur kelib kafaniga kirib ketganligini rivoyat qilinadi. Bu kishini hayoti Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana iymon keltirish bilan ko'zini ochdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ilmini o'rgandi va to'plangan ilmni umrini oxirigacha bu ummatga tarqatishlik bo'lib o'tkazdi. Alloh subhanahu va taolo bu kishilarni hayotidan ibrat olish ekan nasib qilsin. Bizi farzandlarimizni ichidan ham chiqishligi mumkin birodarlar. Agar biz halol bo'lsak, bismillohda topgan bo'lsak, yeyizayotgan luqmamiz halol bo'lsa, tarbiyani to'g'ri bersak, qalbini Allohga bo'lgan muhabbat bilan tarbiyalasak, bizi ichimizdan ham chiqqan birodarlar. Buxoriylar, Termiziylar bizi yurtimizdan chiqqan. Nimaga hozir chiqmay qo'ydi? Nimaga Buxoriylar yurtidan mana shunday bir kishilar chiqqan deb so'raganda javob berarkan o'sha davrdagi odamlar. Buxoriylarda onalari kechqurun uyg'onsa, bolasi yig'lasa, tahorat qilib bismillohda o'n ko'kini tutadi. Shuning uchun shulardan shu Buxoriylar chiqqan deydi. Hozirchi? Hozir yaxshi bilamiz. Kishini yegani, ichgani, kiygani harom bo'lsa, buni duosi qadan ham ijobat bo'lsin. Bizdan chiqmasa bolalarimizdan chiqar. Bolalarimizdan chiqmasa nevaralarimizdan chiqar. Biz o'sha birinchi urug'ni, birinchi qadamda biz qo'yadigan bo'lsak, umid qilamiz. Bu kishilarda qaysi kishilar biz ishimizdan chiqsa ham ajab emas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.